Tradel YouTube kanalına hoş geldiniz. Ak yatırımla varantları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Onur Akkaynak'la beraberiz. Onur merhaba. Bugün gümüş ve altın konuşmaya çalışacağız. Acaba varant yatırımcısı gümüş ve altın fiyatları ve olası senaryoları üstünde nasıl faydalanabilirler, neler yapabilirler? Bundan bahsedeceğiz. Çünkü Ak Yatırım şimdi gümüş ve altın varantlarını da getiriyor. Hem birazcık piyasayı konuşalım hem nasıl yatırım yapılabilir bundan bahsedelim. İstersen önce bir işin operasyonel kısmını konuşalım. Yani bir, bunlar ne zaman geliyor? İki, hangi vadelerde geliyor? Üçüncüsü de ben diyelim ki yatırım yapmak istiyorum. Yani Türk lirasıyla mı yapıyorum? Ons cinsinden mi? Fikirler karışık. Biraz istersen işin doğasını ve yapısını anlatalım. Tabii elimden geldiğince özetlemeye çalışayım Gökhan. Şimdi biz Ak Yatırım olarak 2020 Mayıs ayından itibaren varant ihracı gerçekleştirmeye başladık. Buradaki dayanak varlık çeşitliliğini de ciddi anlamda artırdık. İşte daha çok ilk başta yurt içi hisse senetlerine odaklanmıştık. İşte endekse odaklanmıştık. Tabii bunları yaptıktan sonra birazcık daha yelpazeyi geniş etmek istedik. Brent petrol varantları ihraç ettik 2 ay önce. 2 ay kadar önce DAX endeksi varantıları ihraç ettik. Şimdi de sıra altın ve gümüşe geldi açıkçası. Bu Salı günü yani ayın 12'sinde altın ve gümüş varantıları aralık vadeli olarak ihraç edilmeye başlayacak. Biz zaten ihraç gerçekleştirirken bir paket halinde bir ihraç yapıyoruz. İşte 228 tane farklı varant ihraç gerçekleşecek bu Salı günü. Normal tüm hisse senetleri ve endekslerdeki aralık vadeli varant ihracını ek olarak altın ve gümüş de bunlara etkilenecek. Böyle eklenecek pardon affedersin. Böylece dayanak varlık çeşitliliği 26'yı bulacak. Altın ve gümüş takdir edersin ki yatırımcıların çok fazla ilgi gösterdiği zaman zaman fiyat oynaklığına paralel sadece fiziksel ya da spot fiyatları değil, kaldıraçlı ürünlere de yatırımcıların ilgi gösterdiği çok fazla itibar edilen iki finansal enstrüman ya da değerli metal olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden varantların geliyor olması, Ak Yatırım'ın daha doğrusu halihazırda bu arada piyasada işlem gören ürünler bunlar ama Ak Yatırım da bu ürünleri ihraç ediyor olması ürün çeşitliliğini olumlu yönde artıracak. Ve yatırımcılara farklı bir enstrümanda işlem yapma fırsatı verecek. Şey sordum biraz senin sorunu dallandırıp budaklandırdım ama nasıl işlem görüyor vesaireyi de hızlı bir şekilde sana özetlemek isterim. Diğer varantlarda olduğu gibi Borsa İstanbul'da işlem görüyor bu ürünler. Borsa İstanbul'da işlem görüyor olacak daha doğrusu Çarşamba gününden itibaren. Normal TL işlem görüyor. Yani benim bir yatırımcı olarak dolar aldım, işte dolara çevirdim, sonra gittim Borsa İstanbul'da dolar işlemi yapma gibi kompleks ve birçok işlemi içinde bulunduran bir operasyon içine girmeme gerek yok. Ne yapıyorum? Normal hisse senedinde işlem yaparmış gibi altın varantında ya da gümüş varantında yatırım yapabiliyorum. Türk lirası işlem görüyor olacak. Normal herhangi bir standart menkul kıymetten çok bir farkı yok açıkçası. Peki şimdi yatırımcı gözüyle bunlarda işlem yapmaya çalışalım. Yani varantlar geliyor, işte senaryoları düşünelim. Mesela ben sana bir tane senaryo anlatayım. Şimdi enflasyonist bir ortam var. Çünkü dünyada enerji fiyatları çok hızlı artıyor. İşte doğalgaz fiyatı 3 katına 5 katına çıkmış. Elektriğe birçok yerde zam geliyor. Zam gelmeyen yerde kamu bunu üstleniyor. İşte petrolün varil fiyatı 80 doları geçmiş. O bakımdan yani belli ki çok ciddi bir enflasyonist ortamla karşı karşıyayız. İşte Amerika'da, Avrupa'da yani gelişmiş ülkelerde bile ya hiç enflasyon yokken bir anda 4, 5, 6'lı seviyeler gördük. Hatta üfelere bakarsan üretici enflasyonları 8, 10, 12'lere kadar gidiyor. O bakımdan ben yatırımcı olarak diyorum ki ya bu enflasyonist ortamda bütün malların fiyatı yüksekse o zaman altının ve gümüşün de fiyatı yüksek olmalı. Dolayısıyla ben enflasyona karşı kendimi hedge etmek, korumak istiyorum. Bu durumda nasıl bir işlem yapmam gerekiyor benim altın veya gümüş üstüne? Şimdi tabii varantlar daha kısa vadeli yatırım ürünleri olduğu için sen birazcık daha genel spektrumdan bahsediyorsun. Ama yani varantlar çok uzun vadeli yatırımı çok elverişli ürünler değil. Ki altın üzerinde belki bir tık daha
normal hisse senetlerinden daha uzun vadeli yatırım yapılabilir. Bunun nedeni de altının oynaklığının çok düşük olması. Altının oynaklığının düşük olması da ister istemez varantlarının da ucuz hale getiriyor. Çünkü bu bir sigorta primi mantığıyla çalışıyor. Yani bunu bir analoji yapmak isterse, bir örneklendirme yapmam gerekirse, hızlı arabanın kaskosu pahalı, yavaş arabanın kaskosu da ucuz diye çok basit bir şekilde anlatabiliriz. Altın da yavaş bir arabayı temsil ediyor. Çünkü çok fiyat oynaklıkları çok fazla değil. O yüzden içinde kullanılan oynaklık değerinin düşük olması varantın zaman değeri kaybını, primini vesairesini düşürüyor. O yüzden biraz daha uzun vadeli yatırım yapılabilir. Ama yine tekrarlıyorum. Yani daha kısa ve orta vadeli yatırımı uygun olan varantlar çünkü kaldıraç sağlıyor yatırımcısına. Yani senin söylediğin özelde şimdi altın fiyatına da bakıyorum. Kendi içerisinde 1755 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Yatırımcılar bu senin bahsettiğin beklenti çerçevesinde daha fazla alım varantlarına ilgi göstermesini açıkçası ben beklerim. Burada bir yönlendirme yapmıyorum da en azından benim beklentim o yönde olduğunu söyleyebilirim. Peki senaryo konuşuyoruz zaten. Şimdi diyelim ben fiyatların yukarı gideceğine dair bahse girmek istiyorum. Varant almak istiyorum. Şimdi burada vadeyi düşünelim. Yani benim bahsettiğim senaryo bir ayda da olabilir, iki evet. ayda da olabilir. Böyle bir yatırımcı işte en uzun vadeli mesela varant ne olacak? Bir kere onu sorayım. En kısa vadeli varant ne olacak? Dolayısıyla varantlar arasında en uzun veya da en kısa vadeyi seçersem yatırımcı olarak benim adıma nasıl bir farklılık olacak? Şimdi bu salı günü yapılan ihraç aralık vadeli. Zaten sermaye piyasası kurulunun kuralları gereği 2 aydan daha kısa vadeli varant ihracı yapmak ya da varant ya da sertifika ihracı yapmak mümkün değil. Biz aralık vadeli ihraç ediyoruz. Ondan sonra her yeni ihraçta bunu Ocak, Şubat, Mart şeklinde roll edeceğimiz yani daha doğrusu döndüreceğimiz bir durum haline alacak. Şimdi sadece aralık vadeli olmuş olacağı için hak yatırım varantlarından vade üzerinde çok konuşmam mümkün değil ama tabii ki de bir iki ay sonra buradaki vade çeşitliliği de artacak yeni ihraçlarla beraber. Şunu söyleyebilirim. Vade uzadıkça varantın zaman değeri kaybı yüzdesel anlamda azalıyor. Yani yatırımcının bu zaman değeri kaybı da bu arada zaman değeri kaybı ne kadar fazlaysa varantın etkin kaldırıcı da o kadar fazla oluyor. Yani buradan basit mantıkla ne kadar fazla zaman değeri kaybı o kadar fazla kaldıraç. Bu da yatırımcının böyle bir tercih içerisinde bulunurken esasında fiyat hareketinin ne zaman beklediğiyle alakalı bir şey. Yani ben örneğin şu an için Ekim vadeli altın varantının ak yatırımda olduğunu varsaydığımız koşullarda diyelim bugün Cuma günündeyiz. İşte tarım dışı istihdam verisi gelecek ve bunun etrafında ben kısa vadeli bir beklenti içerisine giriyorum. O yüzden kısa vadeli beklentimi yani bir günlük bir beklenti çünkü figür açıklanacak ve ondan sonra ben haklı çıktıysam karımı realize edeceğim. Haksız çıktıysam zararımı realize edeceğim. O zaman böyle bir durumda yüksek kaldıraç ve kısa vadeli varantı tercih edebilirim. Ama ben 15 günlük, 20 günlük süreçte ya da bir aylık süreçte altının yavaş yavaş yukarı gitmesini bekliyorum ve bunun zaman değeri kaybını yeneceğini düşünüyorum. Yaşadığım zaman değeri kaybını. 1755'lerden işte 1800'lere, 1855'e gitmesini bekliyorum. Bunu bir ay vadeli bekliyorum. Böylesi bir durumda daha uzun vadeli varantları tercih etmesi daha makul olacaktır yatırımcının. Bunun tamamen nedeni de bu zaman değeri kaybının daha uzun vadeli varantlarda daha düşük olmasının dolayı. Yani şöyle diyebiliriz. Diyelim ki bugün tarım dışı istihdam var ve ben enflasyonla beraber altının artacağını düşünüyorum ama bugünkü veriden ötürü de düşebilir. Bundan ben çok zarar görmek istemiyorum. Öyleyse mümkünse daha uzun vadeli bir varantı tercih edeceğim ki bu kısa vadeden etkilenmeyeyim. Peki şimdi tersi bir senaryo yapalım. Ben şöyle düşünüyorum. Dünyada bu enflasyonist baskılar ister istemez faiz artışı beklentilerini kuvvetlendirecek ve işte reel faizler, bonoların ödediği reel faizler yukarı gidecek. Yani yatırımcılar diyecek ki ya bu faizler bana yetmiyor, bana daha fazla reel faiz vermeniz lazım. Reel faizler yükselince de altın fiyatları düşecek. Diyelim ki 1750 olan altın fiyatı önümüzdeki bir iki ay içerisinde 1700'ün altını deneyecek.
Bu sefer yatırımcı olarak benim varantlar cinsinden kendimi ifade etmem mümkün mü? Yani altının düşüşüne de oynayabiliyor muyum? Çok isabetli bir soru Gökhan. Cevabı, kısa cevabı evet. Bunu nasıl yapabilirsin pratikte? Onu değinmek gerekirse. Şimdi varantlar temel olarak ikiye ayrılıyor. Birisi alım varantları, diğeri de satım varantları. Alım varantları piyasadaki benim yükselişime, daha doğrusu şöyle bir adım geriye geliyor izin verirsen. Alım varantları sana, yatırımcısına alma hakkını veriyor dayanak varlığı. Satım varantıları da dayanak varlık her neyse satma hakkını veriyor. O yüzden alma hakkını verdiği enstrümanda yükseliş alım varantılarını yukarı çekiyor. Tam tersi dayanak varlığın düşüşü de bu durumda düz mantık. Satın varantılarının fiyatını yukarı çekiyor. O yüzden varantıların belki de en özel avantajlarından bir tanesi sadece yükselen değil düşen piyasa beklentisine de yatırım yapabiliyorsun. O yüzden eğer altında, gümüşte ya da 20'yi aşkın ak yatırım ihraç etmiş olduğu dayanak varlıkta ben düşüş bekliyorsam o zaman satın varantılarıyla bu düşüşe spekülatif anlamda, beklenti anlamında yatırım yapabilirim. Peki yani bilinen ama yine de belki her seferinde konuşulması gereken bir şey. Şimdi bu dediğim pozisyonlardan ben birine girdim. Diyelim ki ihraç edeceğiniz altın varantının işte uzun pozisyonunu alma hakkını aldım. Hakikaten altının fiyatı da yukarı gitti. 1750'den 1800'e geldi. Benim de varantım vadesine göre daha yukarıda bir fiyatta oluştu. Ben şimdi karımı nasıl realize Satacaksın. edeceğim? Yatırımcı. Elimdekini vereceğim yani. Olay bu değil mi? Aynen. Şimdi tabii bu kimi zaman yatırımcılar yani ben vadeli bir ürün alıyorum. Biraz kendi içerisinde biz daha banka dominanslı kültür edinmiş olduğumuz için de vade yapıyoruz. İşte bono alıyoruz. Bonoyu aldıktan sonra vade sonuna kadar beklemek gibi bir alışkanlık kazanıyoruz. Ya da İşte mevduat yapıyoruz. Varantlar da vadeli ürünler ve yatırımcılar da tabii olarak soruyor. Ben bu varantımı aldım, vade sonuna kadar beklemek zorunda mıyım? Senin sorun da özetle bu diye anlıyorum. Hayır, beklemek zorunda değilsin. Çünkü varantılar Borsa İstanbul'da hisse senetlerinin sürekli müzayede seansında da aynı şekilde olduğu gibi sürekli fiyatlamanın yapıldığı, piyasa yapıcının dayanak varlıktaki fiyat hareketlerini anlık olarak sistemine alıp işte 400'ü aşkın varant ak yatırım üzerine konuşuyorum. Canlı işte yazılımlar vasıtasıyla anlık fiyat kotasyonlarını yaptığı yani alım ve satım kotasyonları, alım ve satım fiyatlarını Borsa İstanbul'da yolladığı ve anlık olarak fiyatlanan bir enstrümandan bahsediyoruz. O yüzden aldığın varantı değerde olduğu sürece çünkü vade içerisinde değersiz kaldığı durumlar da olabiliyor. Bu yani yarın öbür gün başka bir yayında bunu konuşuruz. Bu nasıl olur diye. Ama değeri olduğu sürece zaten piyasada Borsa İstanbul'da saat 10 ile saat 6 arasında bu ürünü alabiliyorsun da satabiliyorsun da. O yüzden mesela biraz önce tarım dışı istihdam verisi dedik işte bugün her zaman olduğu gibi Amerika datasında öyle olur yani ilk ikinci cuma tarım dışı istihdam datası günüdür. Bugün de o gün benim bir beklentim vardı. Altın, gümüş her neyse ben bir varantılar vesilesiyle bir yatırım yaptım. Tarım dışı istihdam verisi çıktı. Beklentim oldu ya da olmadı ama en azından bu beklentimi realize etmek durumundayım. Artık çünkü tamamen bu data odaklı çalışmıştım. Bu paralelde bir yatırım yapmıştım. Tarım dışı istihdam verisi geçtikten sonra rahatlıkla sahip olduğum varantı piyasada satabilirim. Normal bir hisse senedini yatırım yapmaktan temelde açıkçası pek farklı bir yanı yok. Sadece bir varantılar özelinde bir risk bildirim formu var. Aracı kurumlar bunu zaten sağlıyorlar. Yatırımcıların bunu okuyup bunu onay verdiği takdirde normal hisse senedi yatırımından alım satım işleminden farklı bir doğası yok.
Peki Onur Akkaynak, çok teşekkürler. Bugün de altın ve gümüş varantlarını konuşmaya çalıştık ve olası senaryolarda nasıl para kazanırız, kaybedersek nasıl kaybederiz? Birazcık bunun pratiğini yapmaya çalıştık. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendine iyi bak Onur. Teşekkürler.